Merhaba. Bugün sizlere harika bir bileklik yapımı anlatacağım. İlk olarak desenimizi gösterelim. Bu deseni ben sizlere videonun açıklama kısmında link olarak vereceğim. Gelelim gereken malzemelere. Mavi, siyah, kırmızı ve beyaz kum boncuk, iğne oyası ipi. Bunu boncuk dokuma tezgahımıza geçeceğiz. Boncuk iğnesi, nil boncuk ipi, paraşüt ipi, timsah kapama aparatları ve solventli yapıştırıcı. İğne oyası, ipimizi dokuma tezgahımıza germekle işe başlıyoruz. Tezgahın vidasına ipimizi güzelce düğümlüyoruz. Şimdi desenimize bakıp, kaç boncuk olduğunu sayıyoruz. 14 boncuk var, biz 15 ip germeliyiz. Yani 14 boncuktan bir fazlasını geriyoruz. Gördüğünüz gibi, vidaya iki tur ip dolayıp, bu şekilde karşıdan karşıya boncuğu dokumak için bir zemin hazırlamış oluyoruz. Evet, 15 ipi şu anda hazırladık. Nil Bond ipimizi alıyoruz ve iğnemize geçiriyoruz. Diğer ucunu ise gerdiğimiz iplerden en sonuncusuna bağlıyoruz. Şimdi her şeyimiz hazır ve bilekliği dokumaya başlayabiliriz. Desenimize bakıyoruz. İlk sırada 2 siyah, 2 beyaz, 2 siyah, 2 mavi, 2 siyah, 2 beyaz ve 2 siyah boncuk var. Bu boncukları iğnemize topluyoruz. İlk sırayı yapmak biraz zordur ama alıştığınızda hiç de zor gelmeyecek. Boncuklarınızı ipten geçirin ve tezgahın altından parmağınız ile tutun. Sıraya sokmaya çalışmayın, bu imkansız olabilir. Bunun yerine dağınık şekilde ipin altından sadece parmağınızla boncuklar düşmemesi için destek verin ve bu işin en püf noktası iğnenizle bu sırayı benim yaptığım gibi düzeltin. Şimdi iğnemizi boncukların içinden ve ipin üstünden geçireceğiz. Gördüğünüz gibi iğnemiz ile ilk sırayı dokuduk. İpi çok çekip işi sıkmayın. Buna hiç gerek yoktur. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. Burada da aynı şekilde az önceki sıranın aynısını yapıyoruz. Bu kez boncukları tezgaha dokumak çok daha kolay olacak. Boncuklar hemen yerlerine oturacak, merak etmeyin. Yine iğnemizi boncukların içinden ve ipin üstünden geçiriyoruz. Dokuma işlemi sürekli olarak bu şekilde gitmektedir. Video uzamasın diye tüm sıraları anlatmaya gerek duymadım. Zaten size desenin tamamını açıklama kısmında verdim. Oradan bakıp rahatça yapabileceksiniz. Bilekliğin dokumasını bitirdim. Şimdi ise bilekliği tezgahtan çıkartmayı öğrenelim. Dokuma tezgahının vidalarına dolamış olduğumuz ipleri makas yardımıyla ikişer ikişer kesiyoruz. Eğer hepsini birden kesersek, düğümlerken bu ipler birbirine karışıyor. Bu yüzden dediğim gibi yapın. Kestiğimiz her iki ipi hemen birbirine düğümlüyoruz. İşte bu şekilde bilekliğimizi tezgahımızdan kurtarmış olduk. Şimdi bu iplere solventli yapıştırıcımızdan sürüyoruz. İyice kurumasını bekliyoruz. Daha sonra bir ip alıyoruz ve yapıştırıcı sürdüğümüz yere sıkı bir düğüm atıp, sonra bu düğüme en yakın yerden bilekliğin arta kalan ipini kesiyoruz. Sıra timsah kapama, aparatlarını takmaya geldi. Gösterdiğim şekilde bir pense yardımıyla kapamalarını yapıyoruz. Ben burada daha önceden paraşüt ipi ile makrome örgüsü yapmıştım. Siz bu örgüyü modelinize uygulamak için bir önceki videomu seyredebilirsiniz. Nasıl yapıldığını orada anlatmıştım. İşte bilekliğimiz bu şekilde sona eriyor. Gerçekten çok şık oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize kolay gelsin.